Öncelikle güzel aydınımıza hoş gelmişler. Yani biz de vatandaş olarak hep birlikte elimizden geleni yaptık. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Aydın'a gelen 20 bine yakın depremzedeye Aydın halkı kucak açtı. Vatandaşlar fırsatçılık yapılmaması, depremzedelere bütün imkanlarla yardımcı olunması konusunda uyardı. Yaklaşık 20 bin depremzede Aydın'a gelmiş durumda. Öncelikle onlara burada neler söylemek istersiniz? Öncelikle güzel aydınımıza hoş gelmişler. Yani biz de vatandaş olarak hep birlikte elimizden geleni yaptık. Medya olsun, devlet kurumlarımız olsun. Yani tabii ki üzücü bir durum. İnsanlar evlerini, yurtlarını bırakmak zorunda kaldılar. Fakat yapacak hiçbir şey yok. Onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Aydın halkının depremzedelere yaklaşımı nasıl olmalı sizce davranışları? Bence yani tabii ki pozitif olmalı. Misafirperverliğini herkesin göstermesi gerekiyor burada. Gerek lokantalar, gerek yurtlar, pansiyonlar, evler, apartlar. Yani biraz daha ev sahibi gibi olması gerekiyor tabii ki. Yani yaşadıkları hiç kolay şeyler değil gerçekten. Yani biraz da müteahhitlerin suçu var bu konuda. Ne bileyim hani şu an oldukları durum yani kötü. Hani ya tabii her gelen kişiye veya orada yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatmasını tavsiye ediyorum. Hani burada kiraların artmasını hani yanlış buluyorum. Şey olduğu sürece hani herkesin kapısını açmasını yani doğru buluyorum öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fırsatçılık yapılmaması. Aynen. Fırsatçılık hele hiç olmaması gerekiyor bu devirde. Yanlış buluyorum hani. Tabii ki de çok iyi davranılmalı diyorum. Onlar için neler yapabiliriz? Bol bol yardım. Allah'tan rahmet diliyorum başsağlığı yakınlarına. Gerçekten çok üzüldük. Çok üzücü bir olay. Hani yaşamasa iyiydi ama yani yapacak şey yok. Allah rahmet eylesin hepsine de. Peki onlara şu an yaklaşımımız nasıl olması için? Şu an hem maddi hem manevi hem psikolojik olarak çok iyi yaklaşmamız lazım. Hani hep beraber birlikte olup onlara böyle maddi manevi her şekilde destek çıkmamız lazım. Birinci sınıfa giden kızım var. Cuma'dan bir başladım. 2-3 gündür ona söyledim nasıl davranması gerektiğini ve sorular sorulmayacağını. Hani böyle yabancı şekilde bakılmayacağını, devamlı aynı sınıftaymış gibi karşılayacağını kızıma bildirdim. Her şeyden önce geçmiş olsun derim. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin kardeşim. Amin inşallah. Cümlemize, hiçbir yerimize. Ne yapalım? Hep beraber uyarıları saracağız. Başka bir yolumuz yok. Bizim yapacağımız bir şey varsa yine şey yaparlar yani burada. Elimizden geleni yaparız biz de. Bunların psikolojilerine çok iyi yaklaşılması gerekiyor. Her şeyden önce dostça, insanca bir yaklaşım gerekiyor. Daha güzel olur yani böyle yaklaşırsak. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Allah yardımcılar olsun. Allah bir daha göstermesin. Yardım yapan halkımıza çok çok Allah teşekkür ederiz. Ne diyebiliriz? Peki sizce Aydın halkının depremzedelere yaklaşımı nasıl olmalı? Çok güzel. Çok güzel yaklaşık yaptılar yani. Belediyemiz... Neler yapabiliriz onlar için? Elimizden gelen yardımlara. Elimizden gelen yardımlara esirgimememiz lazım. İlk önce tabii geçmiş olsun demek isterim. Allah kimseye göstermesin. Ondan sonra geldiler buraya. Tabii memleketinden kopup geldiler. Çok zor onlar için de. Aydın'da inşallah rahat ederler. Aydın halkı zaten sevecendir. Herkese iyi yaklaşır. Onlara da hani iyi yaklaşılması lazım. Yardım edilmesi lazım. Hani elimizden geleni yapacağız tabii. Okullarda çocuklarım, torunlarım da okula gidiyor. Onlara da hep bilgiler geldi. Biz de dedik ki çocuklara hani konuşun. Ondan sonra çocuklara iyi yaklaşın dedik. Onları da öyle uyardık çocuklarımızı. Allah hepsinin yardımcısı olsun ya. Çok zor. Yani biz ülkecek çok üzüldük açıkçası. Yani yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Evet. Peki bu Aydınlıların depremde de vatandaşlara yaklaşımı nasıl olmalı sizce? Bence yani herkes merhametle kucak açmalı zaten. Yani bizim okulumuza gelen depremzedeler hakkında bir soru sormamamız gerektiğini söylediler. Ne anneleri var mı, babaları var mı diye soru sormamamız gerekiyormuş. Orada nasıl bir his yaşadıklarını da sormamamız lazımmış. Acıları büyük, daha fazla acı katmayalım diye, yaralarına tuz basmayalım diye öğretmenlerimiz bizi uyardı. Allah bir daha kimseye göstermesin diyorum.